Herkese merhaba. Bu sezonun 7. savaşına hoş geldiniz. Rakibimiz gene TCN arkadaşlar. Bu bir rövanş. Bu sezonun ilk savaşında karşılaşmıştık ilk onlarla. Yenmiştik onları. Takımım Quack, Kızıl Halk ve Koruyucu olacak. Evet, vallahi bayağı uzun süredir Kızıl Halk getirmiyordum savaşlara. Çok şaşırdım. Nihayet Kızıl Halk'ı tekrar savaşta görüyorum. Evet. İlk sektörde yolum soldan başlıyor arkadaşlar. Birinci yola da bayağıdır gitmiyordum. Evet, en soldan gideceğim. İlk rakibim Görünmez Kadın. Görünmez Kadın savunma taktiğinden faydalanıyor. Ama hiç umurumda değil. Nasılsa Quack kullanacağım. Evet. Aşırı yükleme karosu ve iyileşme kazanında engellenemez olmasını sağlayan karo var arkadaşlar. Ne olur ne olmaz roketlemez takviyesi basıyorum. Stokta deli gibi var. Hatta gitmek üzere olanlar var. Onları kurtarmak için basıyorum. Evet. Hızlandırdım gene Quack dövüşlerimi. El becerisi yöntemini kullanıyorum. Görünmez Kadın dövüşü kalkanı geri dönmediği sürece kısa sürer. Yoksa kalkanı varken işte bir iki... Artı şok patlaması kadar uzun sürer. Evet. Burada başta yanlış bir ara dayak yiyorum yanlışlıkla arkadaşlar. Bakın 3 kere indestructible yazdı. Yani yok edilemez. Orada bir an aklım karışıyor ve bırakıyorum ve hiç canım gitmiyor. İyi ki basmışım. Canım gidecekti yoksa. Evet. Güçlendirme devam ediyorken hemen Mephisto'ya da gidiyorum. 6 yıldızı kopyalı. Buraya da Mephisto atmazsın ya. Evet. Mazoşizm ve iyileşmenin tersine çevrilemeyeceği karodayız arkadaşlar. Sadece iyileşme engeli atılan. Direkt Quack kullanıyorum. El becerisi yöntemiyle çok rahat. Tabi arada mazoşizm karosu tetikleniyor. Üstünde sarsıntı yokken sersem yemiyor. Direkt kaldırıyor sarsıntıyı. Ve 4 türü de tam o yokken oldu. O yüzden mazoşizm tetiklendi 4 sefer. Sonlarda hiç tetiklenmedi gördüğünüz gibi. Ve indi. İyileşme mekanizmasını da aktifleştiremedi bu yüzden. Evet. Birinci sektör bu şekilde. Burada mini boss vardı aslında. Kitty Pryde. Onu da koyabilecektim ama geç kaldığım için başkası almış o hero'yu. O yüzden fırsat olmadı. Evet. Şimdi orta soldan devam ediyoruz. Ölümsüz Abomination'a gireceğiz Kızıl Halk'la. Bunu Quack'le edebilirdim ama aslında evet Quack'le edebilirdim. Kızıl Halk çok şart değildi burada. Ama tabii daha rahat hissederim Kızıl Halk'la. Mı acaba? Bu dövüş biraz uzun sürecek bu arada. Direnci fazla çünkü Ölümsüz Abomination'ın. Bir de steady build-up karosu var. Üstümüze 3 zayıflatıcı aldığımız anda engellenemez oluyor. Ölümsüz Abomination biliyorsunuz. Karonun özelliği. Ve özel saldırı bir attığında hem Abomination üstümüze korkutma atıyor hem de karo özelliği. Zırh kırma ve iyileşme engellediğimiz için Abomination ölümsüz oluyor. Ama Abomination LX'ini getirmediğiniz sürece engellenemez olmasının hiçbir sakatı yoktur. LX'inden full kaçmasını da biliyorsanız hiç sıkıntı yok. Ben arada kaçıyorum Abomination LX'inden. Sadece tam nerede kaçılması gerektiğini tam kestiremedim. Ama bulmak üzereyim yani. Son kaçışlarımın hepsi başarılı oluyordu. Bir hareketine bakıyorsunuz zaten Hero'nun. Evet, L1'ini attırıp duruyorum. Az hasar alıyor gördüğünüz gibi. Muhtemelen üstümüzde o kadar çok zayıflatıcı var ki rakibin eşitsizlik ustalığı aktif olabilir. O yüzden üstümüzdeki zayıflatıcı başına deli gibi saldırı kaybediyoruz. Son seviye ise %6 kaybediyoruz zaten zayıflatıcı başına. Burada şu anda %18 saldırı kaybetmiş olabilirim ben güçlendirmelere rağmen. Sonra zayıflık da alıyoruz zaten arada. O yüzden blona çok daha az vuruyoruz. Ondan dövüş uzun sürüyor. Aslında bu eşitsizlik ustalığını zayıflatıcı atan her yerde fullemek lazım savaş süresini uzatmak için. Gerçi bunu yapanlar var galiba. Evet, top abomination resmen. Az bir şey kaldı. Hep de engellenemez dövüşüyorum onunla. Her özel saldırı bir attığımda çünkü engellenemez kalır. Ama Abomination'ın fiziksel hasarlarında hiçbir sakat yok. Sakatlık yok yani. Zehir yemediğiniz sürece Ölümsüz Abomination dövmesi kolaydır. Kızıl Halk'ın da zehir yemesi imkansız olduğu için hiç sıkıntı yok. Evet. Ölümsüz Abomination'ı da hallettik. Şimdi devam ediyoruz. Sıradaki rakibim Manting. 6 yıldız R3. Zamanında Manting'e de knockout vermişliğim var. Böyle 24. sezonda mı? 23. sezonda AGT'deyken bile. Evet, karosu aynı. Bu kez zırh parçalama dağıtıyor üstümüze. Bir de iyileşme engeli var. Üstümüzde zayıflatıcı olarak. Yani zaten karot kendiliğinden 2 zayıflatıcı atıyor.
Birincisinde Manting zaten zehirli atar ve hazır kırmayı kendisi atar. Şimdi burada düşünüyorum arkadaşlar. Ben şimdi burada kızıl halkımı kullansam, Kuyaki mi kullansam diye düşünüyordum. O yüzden bekledim o kadar. Sonra Kuyaki karar verdim. Çünkü kızıl halk kullansaydım üstüme alacağım Manting'in attığı takviyelerden mistik ustalığı 5'tir falan, şimdi L3 yerim falan diye. Hadi Kuyaki kullanayım dedim. Böyle daha güvenli. Mistik ustalığını sakın unutmayın arkadaşlar. Hiç beklemediğiniz bir anda sizi knockout edebilir. L3 dolup Manting'e ben öyle ölmüştüm bir kere. Zamanında yani. Kuyaki el becerisi yöntemiyle çok daha kolay. Tabii hiç siper yapmıyorum. Üstündeki el becerisini zehire dönüştürebilir yoksa. Ve rahatça alıyorum Manting'i de. Şimdi Magneto'ya gidiyoruz. Ortak karo. 6 yıldızlı kopyalı. Aman koruyucu kullanılmaz buna tabii ki. Kızıl halk kullanacağım. Burada büyük taarruz. Gel git alıkoyma var. Büyük taarruz karosu güncellendi biliyorsunuz. Artık sarsıntı yese bile adam üstümüze koşarken sarsıntıyı üstünden kaldırıyor. O yüzden Kuyaki'le artık buradaki gel git alıkoymayı iptal edemezsiniz. Ama ondan öncekileri edebilirsiniz sanırım. Çünkü onlarda büyük taarruz yok. Bunu edemiyoruz diye biliyorum ama bir kere denemiştim, edememiştim. O yüzden ne olur ne olmaz kızıl halk kullanıyorum. Zaten tek kullanabileceğim o. Kuyaki hiç güvenli olmaz. Ne de olsa zırh kırma karosu da var arkadaşlar. Bu zayıflatıcıyla canımızı fulluyoruz azaldığı zaman. Çok güzel bir karo. Can fullemek için irade gücü açık olanlara. Alıkoyma yapmak da oldukça kolay Magneto'ya. Düz hasarları da çok fazla değil. Evet, L2'si geldiğimi gidebildiğim kadar uzağa gidiyorum. Ne kadar uzaktaysanız kaçmak o kadar kolay oluyor Magneto'nun L2'sinden. Çünkü size yerden gelen metal parçacıklarını görebiliyorsunuz. Ona göre de zamanlamayı tutturuyorsunuz genelde. Eğer yakınındaysanız veya tam ortalardaysanız arada tutturamadığınız olabilir arkadaşlar. Ama en uzaktaysanız rahat tutturursunuz büyük ihtimalle. L1'in aslında yetişirim ben ama şimdi Kızıl Halk X-Large şampiyon olduğu için çok fazla geriye çekiliyor. O yüzden X-Large şampiyon yakalayamaz diye düşünüp Magneto'nun üstüne koşmadım. Atıyorum Warlock kadar az geriye çekilen bir hero olsa direkt tenezzül etmeden koşarım Magneto'nun üstüne ama buna Warlock kullanılmaz zaten. Evet, %1 canı kaldı ve indi Magneto'da. Evet, ikinci sektörü de bitirdik. Şimdi boss alanına gidiyoruz. Sizce koruyucu kim için gelmiştir arkadaşlar? Söylememe bile gerek yok artık. Koruyucu varsa takımda aha da Can Domino'ya girecek o fikir arasında diyebilirsiniz direkt içinizde. Başka niçin koruyucu getirdim ki? Evet. Öfke 2.5. Uzatılmış takviyeler falan da filan işte. Bir de iade politikası var. Umurumuzda değil. İade politikası ile işimiz yok burada. 6 yıldızlı kopyalı koruyucumuz da var biliyorsunuz. Onun R3'ü atacağım tabii ki zamanı gelince ama yani hem kaynak açısından kıtlık çekiyorum hem de acelesi yok. 5 yıldızlı R5 koruyucu aslanlar gibi idare ediyor beni şu anda arkadaşlar. Böyle işte 6 yıldızlı R4 zamanları geldiğinde artık onları savunmaya atmaya başladıklarında iyicene 5 yıldızlı R5'ler iyice etkisini yitirecektir arkadaşlar. Mesela işte o zaman 5 yıldızlı, gene 5 yıldızlı R5 koruyucu kullanılır bence ona. 200 kopya koruyucu, 5 yıldızlı koruyucu kale gibi sonuçta. Onlara bile iyicene direnir o kale. Ama 6 yıldızlı R3 20 kopya olduğu için blok yeteneği çok fazla değil. Enerji direnci çok düşük. Mesela 8400-8600 enerji direnci var bu koruyucunun. O kadar güzel ki. Kritik direncinden kanama direncine kadar çok güzel koruyor kendini. Son kopyada. Bir de böyle kopyası 120 olsa falan etkili olmuyor arkadaşlar. En az 160-180 falan olması gerekiyor. Çünkü 160'larda falan bir anda böyle 3000'lerden mi 4000'lerden 8000'lere kadar fırlıyor. Bir anda o bir anda peak yapıyor böyle. Ondan yani koruyucunun çok yüksek kopya olması gerekiyor. O yüzden 5 yıldızını hala savaşa getiriyorum. 6 yıldızlı R3 oldu mu gene hala 5 yıldızını getirmeye devam edeceğimdir. Çeşitli istisnalar dışında. Çünkü 6 yıldızlı R4'lerin gücü çok fazla olabilir 5 yıldızlıya göre. Sonuçta işlevi ve hasarı aynı. Koruyucunun kopyasını arttırınca koruyucu daha fazla hasar vermiyor. Sadece kendini çok daha iyi koruyor. Eğer dayak yemeyeceğime güvenirsem direkt 6 yıldızlı R3'ü getiririm tabii ki. Atıyorum yok edemez takviyesi basarım falan. O zaman etkili olur. O gibi durumlarda 6 yıldızını direkt getireceğim. Evet, L2'mi atıyorum. Ve Domino'yu da indiriyoruz arkadaşlar. Bu da son dövüşümdü.
Skoru göstermeden bir şey göstereceğim arkadaşlar. Spider-Man 2099'un gerçek saldırı kadrosunda bug var. Bakın Instagram benim maalesef hasarını %75 düşürmüyor. Karate Mike'ın hasar düşürme videosunda görmüştünüz. Deli gibi hasarı düşürüyordu ama burada düşürmüyor. Ve nakat veriyoruz. Bug kurbanı oluyoruz maalesef bu savaşta arkadaşlar. Burada nakat veriyor Integral Emre. Tamamını göstermiyorum. Evet, savaşı 6-2 kaybetmiş bulunmaktayız. Zaten TCN'nin pilotluk yaptığını bilmeyen kalmadı artık arkadaşlar. CCP serverında bile herkes bunu konuşuyor. Vallahi bilmiyorum. Şahsi fikrim önemli değil. Herkes böyle diyor. Evet, bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.